15 Temmuz gecesi, hain darbe gecesi, tankların arasından sığınarak belediye başkanının evine sığınıp kahve içen FETÖ'nün siyasi ayağı olarak bütün dünya alemin bildiği Kılıçdaroğlu'nun yaveri olan il başkanı haddini aşarak bir kişiye 3 dönemdir emek vermiş olan genel başkan yardımcımıza dil uzatabiliyor. Kendisini burada teline kınıyor. Eğer kendi ağababalarına yaranmak istiyorsa farklı bir kulvar bulsun. Farklı bir alan bulsun. O alandan kendi ağababalarına yaransın. Biz PKK'yla ve FETÖ'yle yaptığımız mücadele ortadadır. İnşallah 2020'nin sonu itibariyle onları tamamını bu ülkeden sadece bırakacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah değerli kardeşim, Özlük kardeşimizin 3. dönemi. Çanaklık, kafalık ve onlar bitti, bugün ustalık dönemi. İnşallah ustalık döneminde Nurşehir'e yakışır hizmetler yapacaktır. İlçe başkanımıza ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. Tabii bugüne kadar emek vermiş olan bütün kardeşlerime yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Ahirete intikal etmiş olan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bu bayrak yarışında inşallah bundan sonraki süreçte değişimlerimiz devam edecek. Bu çalışmalarımızı Bitlis'in kazanması, Türkiye'nin kazanması için yapıyoruz. Bizim diğer kardeşlerimiz, görevli devreden kardeşlerimiz de bilsinler ki sürekli bu kapı onlara açıktır. Bu kapıda her zaman gelip gidebilecekleri bir yerleri olacaktır. Siz değerli kardeşlerimden de AK Parti ailesinin bir mensubu olmaktan gurur duyduğumuzu, sizlerin adına bizler de 83 milyon nüfusu olan bir ülkede, 55 milyon seçmenin olduğu bir ülkede 11 milyon AK Parti